Merhaba dostlar. Bugün size kredi notu ile ilgili küçük bir açıklama bilgi vermek istiyorum. Özellikle kredi notu ile ilgili yapılan soruşturmalarda bir günde ödenen kredi borçları ya da kredi kartıyla kredi notunuzun ne kadar artacağına dair bilgiler sorulmakta. Burada kredi notumuzu etkileyen en önemli unsur elbette bankacılık ürünleri. Bankacılık ürünlerinde de bireysel tüketici kredisi ödemeleri kredi notunuzu artıran en önemli etkenlerden bir tanesi. Kredi kartımızın borcunu öderken hesap kesim tarihi ile son ödeme tarihi arasında yapmamız gerekiyor. Eğer hesap kesim tarihi öncesi kredi kartınıza ödeme yaparsanız bunun kredi notunuzda bir artışı mümkün olmuyor. Ama hesap kesim tarihinden itibaren arada 10 günlük bir fark var. Bu fark 10 gün içerisinde kredi kartınızın en azından asgari borcunu ödemek tabii ki kredi notunuzu olumlu olarak etkilemektedir. Ancak bireysel kredilerde durum daha farklı. Bireysel kredi ödemelerinizi özellikle gününden birkaç gün önce yapıyor olmanız kredi notunuza olumlu etki eder. Rakamsal olarak bu etkinin büyüklüğünden bahsetmek yanlış olabilir ancak bireysel kredilerde erken ödemeler ile kredi notunuzun günlük işte 20 ile 60 puan arasında yükseldiğini söylemek mümkündür. Kredi notunuzu artırabilmek için bankalardan bireysel kredi ya da diğer kredi ürünleri kullanmanız gerekiyor. Kredi notunuz olmadığı takdirde de kredi çekmeniz elbette mümkün değil. Burada bankalardan kolay bir şekilde kredi çekebilmeniz için kredi notunuzun en az 1500 ve üzeri olması gerekiyor. Bu aşamada 1100 ile 1500 arasındaki kişiler de az riskli olabildiği için bankanın kendisine kalmış bir şey buradan kredi vermesi. Yani kredi az riskli olarak kredi çekebilirsiniz. Ancak 1099 kredi puanına kadar ve 1099'un altında olan kişiler neredeyse kredi alması imkansız olan kişilerdir. Ancak işte çalıştığı iş yerine bağlı olarak anlaşmalı maaş protokolü bulunuyorsa burada bankanın da kendi üzerinde de kredi vermek. Ancak burada kredi yasaklısı olmaması gerekir. Kredi yasaklısıysanız bankaya anlaşmalı protokolü de olsa burada size kredi vermeyebilirler. Kredi notunun özellikle tüketiciler arasında farklı yanlış bilgilere sahip olduğunu söylemek mümkün. Burada aylık işte kredi notunun düzenlendiği, güncellendiğine dair bilgiler vardır. Ancak böyle bir kanı yanlıştır. Yaptığınız her ödeme kredi notunuza olumlu etki eder. Bu etki de aylık süreçlerde olmaz. Yani ne zaman ödeme yaptıysanız o 24 saat içerisinde artan rakamlardan bahsetmek mümkündür. Bankacılık ürünlerin kullanılması ile finansal sorunların ortadan kaldırılmasında kredi notu biliyorsunuz olumlu yönde etkiler gösteriyor. Bu anlamda da profesyonel ve kurumsal firmalardan danışmanlık hizmeti alan kişiler var. Bu sayede bankacılık ürünlerine ulaşan kişiler de var. Yani hizmetlerin özellikle doğru adreslerden alınıyor olması sonraki süreçlerde de bankacılık sektörü ve kredi ürünlerinin kullanımında sizin adınıza anahtar